Merhaba sevgili anne adayları. Gebeliğinizin 2. 3 aylık döneminin ilk haftasına girdiniz. Yani 14. haftadasınız artık. Ve bu haftada eğer ki ikili tarama testinizi, yani Down sendromu tarama testinizi yaptırmadıysanız bu son haftanız. Çünkü bu haftadan sonra ense kalınlığı ölçümü Down sendromu taraması açısından doğru bilgiyi vermeyebilir. Eğer ki bu ikili testin zamanını kaçırırsanız 16-18. Haftalar arasında yapılan, yani 2. trimester'ın Down sendromu tarama testi olan üçlü testi de yaptırabilirsiniz. Bu sizin tamamen kişisel kararınızdır. Bazı doktorlar sadece ikili testi yaparlar. Bazı doktorlar da bütün hepsini yaptırmanızı isteyip hepsinin sonucunu değerlendirebilirler. Dediğim gibi bu sizin kendi kararınız. Bu 2. 3 aylık dönem aslında gebeliğinizin en rahat dönemi olacak büyük ihtimalle. Bu dönemde hormonların etkisi yine olan şikayetlerin büyük bir kısmında azalma gözleyeceksiniz. Tabii bazı gebelerde bu gebeliğinizin sonuna kadar da devam edebilir. Bu haftalarda artık düşük riski iyice azalacak. Bebeğiniz iyice büyümüş olacak ve bu da annedeki kaygıyı bir nevi azaltmış olacak. Ve henüz karnınız da çok büyümediği için hareketlerinizde henüz bir kısıtlanma olmayacak. Daha ne olsun? Gebeliğin 1. trimester'ı embriyonun ve organ sistemlerinin oluştuğu, 2. trimester'ı yani tam da bulunduğunuz bu haftadan itibaren embriyonun büyümesinin hız kazandığı ve son 3. trimester'da doğuma hazırlık dönemi olarak kabul edilir. Bebeğiniz ortalama bu haftada yaklaşık 45 gram ağırlığındadır. Yani bir limon gibi düşünebilirsiniz. Bütün organları oluştu, günden güne gelişimini devam ettiriyor. Vücudu artık daha dik duruma geldi ve gittikçe gerçekten bebek formunu almaya başladı. Bu haftalarda solunumunu geliştirmeye devam ediyor bebeğimiz. Geçen haftasında söylemiştik, iç kulak ve dış kulak oluşmuştu. Bu haftada da kulak kıkırdakları kemik haline geliyor ve onunla artık bence iletişime geçebilirsiniz. Bebeğiniz içeride iyice hareketlendi artık. Uzuvlarını eklem kısmından büküp iyice hareket ettirebiliyor. Emme refleksi de devam ettiği için ultrason görüntüsünde belki parmağını emdiği ana da denk gelebilirsiniz. Bebeğinizin bu haftada gözleri birbirine biraz daha yakınlaştı. Ve hala kapalılar. 3. trimestre, yani son 3 aylık döneme kadar da kapalı kalacaklar. Erkek bebeklerin bu dönemde prostatı gelişiyor. Kız bebeklerde yumurtlama yine devam ediyor. Bu haftada renk pigmentleri oluşmaya başladı. Bebeğinizin kaşı, gözü, kirpiği hangi renk olacaksa ona göre renk almaya başlayacak artık. Bebeğinizin beyin gelişimi neredeyse tamamlanmak üzere. Beyinden gelen mesajlar organlara ve kaslara iletilmeye başlayacak. Ve bu haftada bebeğinizin vücudu doğumdan sonra dökülen lanuga ismini verdiğimiz tüylerle kaplanmaya başlayacak. Bu tüylerin olmasının nedeni bebeğinizin henüz bir yağ dokusu olmadığı için onu sıcak tuttuğu varsayılır. Ve sevgili anne adayları, 14. haftada büyük bir çoğunluğu mide bulantısı azalmış olsa da buna ekstra kabızlık şikayeti eklenmiş olabilir. Geçen hafta da bahsetmiştim. Kullandığınız demir ilacı ya da kalsiyum ilacı varsa kabızlığa bunlar da neden olabilir. Bunun için lifli gıdalar, kuru kayısı, kuru incir tüketimini arttırın. Onun dışında bol bol yürüyüş yapın, hareket edin ve zeytinyağlı yemekler de tüketmeye devam edin. Bu dönemde mide bulantılarınız da azalacağı için iştahınızda bir artma gözlemleyebilirsiniz. Aman dikkat, abartmamaya ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Özellikle beyaz ekmek ve şekeri çok tüketmemeye çalışın. Bunlar size fazla kilo olarak geri dönecektir çünkü. Siz ne yiyorsanız bebeğiniz de onu yiyor, o takviyeye alıyor. Öyle düşünün. Bu nedenle nefsinize hakim olmaya çalışıp sağlığınıza zararlı besinleri tüketmemeye çalışın. Bu haftada bebeğinizin eşi, yani plasenta, işlevsel hale geliyor ve artık bebeğiniz plasenta aracılığıyla beslenip gelişimine devam edecek. Ve bu nedenle anne adayının beslenmesi de daha önemli bir hale geliyor bu hafta. Sonra. Hamilelik döneminde doktorunuz önermediyse kesinlikle diyet yapmayın lütfen. Kan şekerinizin düşmemesi için de 3 ana 3 ara öğün şeklinde beslenmeye çalışın. Hamilelikte almanız gereken kilo aslında vücut kitle indeksinize göre hesaplanıyor. Eğer ki vücut kitle indeksiniz 18,5'un altında çıkarsa ideal kilonun altındasınız demek oluyor ve bu gebeliğiniz boyunca almanız gereken kilo 14 ile 18 kilo arası tavsiye ediliyor. Eğer ki vücut kitle indeksiniz 18,5-25 arasında çıkarsa büyük ihtimalle siz ideal kilonuzdasınız ve gebeliğiniz boyunca almanız gereken kilogram 11 ile 14 arası olarak tavsiye ediliyor. Eğer vücut kitle indeksiniz 25 ile 30 arasında ise gebeliğiniz boyunca almanız gereken kilogram 7 ile 11 kilogram arasında tavsiye ediliyor. Eğer ki vücut kitle indeksiniz 30'un üzerindeyse de aşırı kilolu olarak değerlendiriliyorsunuz ve gebeliğiniz boyunca almanız gereken ortalama kilogram 5 ile 9 kilo olarak tavsiye ediliyor.
tavsiye ediliyor. Tabii ikiz bebeklerde bu durum değişir, bu rakamlar değişir. Doktorunuz size bunun bilgisini, önerisini yapacaktır. Bu arada bu kilo alımının önemi hem bebeğinizin sağlıklı olması açısından hem de anne adayını sağlıklı tutup gebelikte oluşabilecek komplikasyonları önlemek amacıyla hem de doğumdan sonra eski halinize daha rahat dönebilmeniz için önemlidir. Sevgili anne adayları, bu haftada tansiyon düşüklüğü de yaşayabilirsiniz. Geçer nasıl olsa hamileliktendir diye düşünmeyin. Belki altında yatan başka bir sebep de olabilir. Lütfen doktorunuza danışın. Yine bu haftalarda rahminizde, kasıklarınızda kasılmalar da olabilir. Rahminizde büyüdüğü için aslında bunu yaşamanız da normal ama sizi rahatsız edecek düzeyde ise yine doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin lütfen. Vücudunuz kendini doğuma hazırlarken kan basıncı da artmıştır ve bu nedenle baş ağrısı, burun kanaması gibi şikayetleriniz de olabilir. Bunlar da normaldir ama yine kesinlikle doktorunuza danışmalısınız ve kendi kafanıza göre ilaçlar da kullanmamalısınız asla. Yine geçen hafta da söylemiştim, varis oluşumuna dikkat. Özellikle çalışan anne adayları lütfen her fırsat bulduğunuzda oturup 5-10 dakika ayaklarınızı uzatın, dinlendirin. 5-10 dakika öyle kalın. Kan akışınız normale döndüğünde tekrar işinizin başına dönebilirsiniz. Bu arada normalde tükettiğiniz bitki çaylarının gebelik döneminde vücudunuza nasıl etki ettiğini bilemezsiniz. Önceden içtiğiniz ya da hiç içmediğiniz bir bitki çayı bile olsa doktorunuza danışmadan lütfen içmeyin. Çünkü bu bitki çayları belki kaslarınızı çok gevşetecek. Bunu bilemezsiniz. Bu nedenle gebelik döneminde özellikle bitki çaylarından uzak durabilirsiniz ya da doktorunuza danışıp öyle içebilirsiniz. Evet, gebeliğinizin 14. haftası da geride kaldı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gebeliğin 15. haftasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.